Türkiye'nin yerli otomobili yapılan tanıtım lansmanıyla görücüye çıktı. Yurtta ve dünyada merakla takip edilen yerli otomobilin iç ve dış tasarımıyla içinde bulundurduğu yüksek teknoloji büyük beğeni topladı. Öte yandan yerli otomobilin özellikleri ve satış fiyatının ne kadar olacağına ilişkin vatandaşlar büyük merak içerisinde. Durum böyle olunca konuyla ilişkin detaylı bilgi almak isteyenlere arama motorlarına yoğun şekilde yerli otomobilin özellikleri nedir ve fiyatı belli oldu mu şeklinde sorularla arama motorlarında yoğun araştırmalarını sürdürüyor. 2022'de yollara çıkması planlanan yerli otomobilin otonom sürüş özelliğine sahip olması hedefleniyor. Otonom sürüş özelliği sayesinde yerli otomobil kullanıcıları güvenli ve konforlu seyahat edebilme imkanı bulacaklar. Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun önemli hedeflerinden biri de yerli otomobilin 2022'de yola çıkmadan önce aktif ve pasif güvenlik donanımlarıyla 5 yıldız alması. İşte yerli otomobilimizin ortaya çıkan bazı özellikleri. Sürücü odaklı kokpit tasarımı. 3 kollu deri kaplı etli direksiyon simidi. Yüksek malzeme ve işçilik kalitesi. Kapı içlerine yerleştirilmiş geniş hoparlör ve gelişmiş müzik sistemi. Mavi led iç aydınlatma ışıkları. 10 inç ve üstü ebatlı sınıfının en geniş dokunmatik bilgi ekranı. Geniş gösterge tablosu ve ikinci bilgi ekranı. Deri döşeme yüksek kaliteli koltuklar. Şık havalandırma ızgaraları. Küçük ve ergonomik tasarlanmış metal kumanda kolu. Yumuşak ve kalite hissini yükselten kokpit kaplamaları. Etkinlik alanında bulunan yerli otomobilin şasesi dikkat çekiyor. 30 dakikanın altında hızlı şarj imkanı veren otomobil 300 km ve 500 km menzil opsiyonlarına sahip. Yerli otomobilde gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi mevcut. Otomobilde 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile 4.8 saniye altında 100 km saniye hızlanma kapasitesi bulunuyor. Yerli otomobil sürekli olarak merkeze bağlı olacak ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilecek. Ayrıca bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında ise sistem direkt olarak bakım noktasıyla iletişime geçecek. Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden durup kalkabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak. Yerli otomobilde holografik asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler, sürücünün direkt olarak göz bebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor. Şimdi gelelim anketimize. Sizce yerli arabanın ismi ne olmalı?